Değerli Muğla'lı hemşerilerim, değerli Muğla TV izleyicileri, ben Yılmaz Bozkurt, araştırmacı, gazeteci, tarihçi. Sizlerle birlikte birinci bölümünü bitirmiş olduğumuz Muğla kent tarihi hakkında bilgiler vermeye devam ediyoruz. Bugünkü ikinci bölümde de yine birlikte olacağız. Evet, bu süreçte de şehrin yönetim merkezleri hakkında bazı bilgiler vereceğim. Evet. Bunlardan bugünkü valilik binasının inşaat hakkında bilgiler vereceğim ilk olarak. Valilik binası 1936 yılında inşaata başlıyor. İnşaat süreci başlıyor. Ama bu süreç yarım kalır. Yarım kalmasının nedeni İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesidir. Ve 1939'larda çekilen bu fotoğrafta yine Muğla'nın işte bugünkü valilik binası ve hemen arkada uzak planda gözüken Kız Meslek Tarihi binasının güney taraflarının boş olduğu gözükmekte. Arada birkaç tane tütün damları var. Evet, yine Muğla Valilik binasının inşaatı 1946. O dönemin devlet yetkilileri, işte Bayındırlık İl Müdürlüğü, müteahhitler yer almakta. Ve bunların yanında da iki tane sevimli çocuk var. Bunlardan bir tanesi, ikisi de bugün çok şükür sağ. Bir tanesi Yavuz Kayı ağabey, bir diğeri de Taşkın Bilginer ağabey. Ve Muğla'mızın Osmanlı'nın son döneminde 1860'lardan sonra yönetim merkezi olarak yer alan, idari merkezi olarak yer alan bölüm, 1916'da çekilmiş olan bir fotoğraf. Bu fotoğrafta yer alan bina, bugünkü Muğla Büyükşehir Belediye Binası'nın ana hizmet binası. Sol tarafında yer alan binada, bugün İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün yer aldığı o dönemin özel idare binası. Ve soldaki de bugünkü Menteşe Belediyesi'nin hizmet binası. Yalnız burada bir bilgi vermek istiyorum. Menteşe Belediyesi'nin bulunduğu bu bina 1944'te yanmıştır. O dönemde işte belediye başkanı İskender Alper ve vali de yine Muğlalıların koca vali dedikleri, avcı vali dedikleri, aynı zamanda bir Kuvayi Milliyeci olan İbrahim Ethem Akıncı'dır. Yaklaşık kısa bir sürede yanan bu bina yenilenmiş, bugünkü şekliyle tekrardan hizmet vermeye başlamıştır. Ve o dönem Muğla'mızın 1960'lara kadar en önemli merkezlerinden birisi olan Kocahan sosyal alanlardan birçok dükkanın yer aldığı, ticari hayatın yer aldığı Kocahan. Ve tabii o dönemlerde 1960'larda Kocahan'ın da bir misafiri var. Bu misafir bir leylek. Kocahan'la özdeşleşmiş bir leylek. Ve o dönem leylekle birlikte fotoğraf çektiren çocuk da bugünkü Hayri Madanoğlu ağabey. Ve bir diğer fotoğraf, bu da yine aynı şekilde 29 Ekim 1937 tarihinde açılan Muğla Atatürk heykeli. Bu heykel o dönem vali Recai Güreli tarafından yaptırılıyor. Onun döneminde yaptırılıyor ki vali Recai Güreli anıtın açış konuşmasını yaparken bu fotoğrafta yer almakta. Heykelin yapımı da Profesör Nusret Suman gerçekleştirilmiştir. Evet, yine öyküsü olan bir fotoğraf. Tam ekran alabilir miyiz rica etsem? Evet, bu fotoğrafın hikayesi ilginç. Sizlere az önce izletmiş olduğum 1930'lu yıllara ait fotoğrafları çeken foto hakkı, tam daha sonra Tamer soyadını alır. Foto hakkının oğlu geçtiğimiz yıl vefat eden Orhan Tamer ağabey 1950'li yıllarda Muğla'dan Hollanda'ya göç eder ve Hollanda'da yaşamaya başlar. Fotoğrafçılık hizmetini orada sürdürür. Tabii 1950'lerden itibaren Marmaris'ten Muğla'ya
turistler, yani turlar gelmektedir. Yabancı turistleri getiren turlar gelmektedir. Bu turlardan bir tanesi buraya geldiğinde o turun içinde yer alan turistlerden bir tanesi bir fotoğraf çeker ve çektirmiş olduğu bu fotoğrafları Hollanda'ya gittiğinde memleketine bir fotoğrafçıya giderek orada tabi ettirmek ister. Ve o fotoğrafçı da Muğla'lı Orhan Tamer abidir. Ve fotoğrafı görünce bir sürü tanıdık insanları gördüğü zaman etkilenir. Hemen fotoğrafın bir kopyasını alır ve daha sonra Muğla'ya geldiğinde Hayri Baş amcaya bu fotoğrafı verir. Hayri Baş amca bu fotoğrafın orijinalini bana daha doğrusu Muğla arşivine hediye etti. Bu açıdan kendisine de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii fotoğrafta yer alan kişilerden işte şu köşede gördüğümüz kişi Muğla'nın Doğru Yolda otobüs firmasının sahibi olan rahmetli Kazım Eren abidir. Ve yine de bir diğer kişi de Muğla'da bir ara kuyumculuk da yapan, İsveç'te yaşayan Salih Madanoğlu ağabey. O dönemde yabancı turistlere tercümanlık yapmakta ve onun etrafında da o turistleri izleyen Muğlalıları görüyoruz. 1962'de çekilmiş olan bir fotoğraf. Evet, yine Muğla'mızın panoramik fotoğraflarından bir tanesi. Bu fotoğrafta yine baktığımızda 1950'lerin başında çekilmiş fotoğraf. Şu bina daha önce az önce de dile getirdiğim elektrik yüksek mühendisi Ali Adnan İzmirli'nin yaptırmış olduğu bina. Bu bina 1950'li yıllarda Demokrat Parti il binası olarak hizmet verdi. Ama 27 Mayıs ihtilalinden sonra 1960'ların başlarında 62'lerde falan bu bina yıkıldı. Yıkılma gerekçesi de heykelin kaidesi ki heykel iç içe geçmiş dairelerden oluşmaktadır anıt. Bu dairelerin içinde yer almasından dolayıdır. Evet, yine o dönemin 1920'lerin sonunda çekilmiş olan bir fotoğraf. Burası da belediye parkı. Karşıdaki binada o dönemde kız öğretmen okulu olarak hizmet veren bugünkü Koca Mustafa Efendi İlkokulu binası. Belediye parkı ağaçlar henüz daha yeni dikilmiş. 1920'lerin Muğla Belediye Parkı, 60'lı yılların ünlü Yalabık Parkı. Evet, bunu az önce dile getirdik. Ve yine bir başka bina. Bu binada az önce size ifade ettiğim Muğla Belediyesi'nin hizmet binası. Daha doğrusu bugünkü Menteşe Belediyesi'nin hizmet binası. Ve burada Muğla Belediye Dairesi yazmakta Osmanlıca olarak. Arka planda Şeyh Camii'nin minaresini görüyoruz. Yine bu bahsettiğim bina 1944'te yandığını söylemiştim. Evet, yine Muğla'mızın kent meydanında yer alan tarihi yapılardan bir tanesi, Macar ustaların yapmış olduğu binalardan bir tanesi. Şehir kulübü, kulüp sineması ve 1960'lı yıllarda 70'li yıllara kadar Selanik göçmeni Mümin Usta'nın lokantasının yer aldığı bahçesinde çeşit çeşit ağaçların bulunduğu, onun lokantasının yer aldığı bir binaydı. Ve onun uzantısı da ileride sinema olarak hizmet vermekteydi. Evet, yine Muğlalıların, özellikle genç kuşak, yeni kuşak Muğlalıların tanımakta zorlandığı bir fotoğraf. Bu fotoğraf da yine 1930'ların ilk yarısında çekilmiş ve burada yer alan binalara baktığımızda sol baştaki az önce dile getirdiğim Ali Adnan İzmirli'nin elektrik mühendisi binası ve henüz Abide Hanım, bugünkü Halk Bankası'nın bulunduğu Abide Hanım Konağı henüz daha yapılmamış. Ve yine burada gördüğümüz şu binada bugünkü Büyükşehir Belediye Binası, belediye başkanını düzeltiyorum, Osman Gürün Başkanımızın doğmuş olduğu bina. Evet, bu binalar tabii heykel hakkında, daha doğrusu büst hakkında da bilgi vermek gerekirse 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yıl dönümüne binaen
Muğla'da bir Atatürk büstü yapılması kararlaştırılır. Ve bu Atatürk büstü şu anki Atatürk İlkokulu'nun güney tarafına, bahçe kısmına yapılır. Ve henüz Atatürk heykeli yeri almadığından dolayı 1937'ye kadar bütün resmi bayramlar bu büst etrafında kutlanmıştır Muğla'da. Evet, yine Muğla'mızın 1937'de çekilmiş bir fotoğrafı, çok net bir fotoğraf. Bu fotoğraf Kurşunlu Cami kubbe şeyinden, minaresinden çekilmiş ve hemen Kurşunlu Cami'nin hemen yanında geçen Tabakhane Deresi'nin üzerinde geçen köprü yer almakta. Şu bina işte günümüzde tekrardan restore edildi. Kızılay binası, hizmet binası olarak varlığını sürdürmekte. Eski Şifa Eczanesi'nin bulunduğu bina. Şu gördüğünüz yapılar da Koca Han'ın ahır, samanlık ve ahır binası. Ve bu caddede işte Koca Mustafa Efendi Caddesi. İleride sağda Koca Mustafa Efendi İlkokulu'nu görüyoruz. Yine sol tarafta belediye binası ve aynı şekilde Büyükşehir Belediye binası. Ve ileride bugünkü pazar yerine yer alan balıkçıların bulunduğu kısımdaki ahşap köprü göze çarpmakta. Hastaneye doğru giden. Ve yine burada hastanenin hastaneye ait binalar küçük küçük pavyon olarak adlandırılan kısımlar, bölümler yer almakta. İleri bölümde de o dönemde işte tümen ya da kışla dediğimiz kısım göze çarpıyor. Sol tarafta yine Celali Bahçesi, yine Patpat Tarlası dediğimiz kısım yer alıyor. Evet, Muğla'mızın 1970'li yıllarda, tabii bu fotoğraf Koca Han'ın yıkılmasından sonra çekilmiş bir fotoğraf, renkli bir fotoğraf. 70'li yılların Muğla'sı. Bugünkü Kurşunlu Meydanı'nın bulunduğu kısım. Evet, yine 1920'lerden 1930'lara kadar, 30'ların başına kadar bütün bayram etkinliklerinin kutlandığı bir alan burası, Konakaltı Meydanı. Bayramlar 1933'e kadar, 1923'ten 1933'e kadar bu bölümde kutlanmıştır resmi bayramlar. Karşıda Konakaltı yer almakta. Sağdaki bina bugün müze olarak kullanılan o dönemin hapishane binası. Sol tarafta da jandarma yer almakta. Tabii burada göze çarpan bir ilginç durum var. O da kod farkının olmaması. Oysa bugün buradan aşağıya merdivenle inilmekte. O dönem sanırım burası daha sonra kazılmış olmalı. Evet, yine 1920'lerin sonlarında, ki şapka devriminden sonra olduğu anlaşılıyor, 25 sonrası, bir kutlama bugünkü valilik önünde, o dönemin şimdiki Büyükşehir Belediye Binası'nın arka kısmı da yer alan bölüm, bir tören esnasında çekilmiş bir fotoğraf. Ve yine bugünkü Koca Mustafa Efendi Caddesi. Baktığımızda Koca Mustafa Efendi Caddesi, sağ tarafta belediye parkını görüyoruz. Ve solda da Koca Mustafa Efendi'nin binası yer almakta. Evet, sık sık adını vurguladığımız Koca Han. Ki Koca Han'la biz 1919'da İzmir'in işgalinden sonra düzenlenmiş olan Koca Han mitingi ile adını ilk duyduğumuz Koca Han, Muğla ticaretinin aynı zamanda nabzının attığı yerlerden bir tanesidir. Birçok dükkanın bulunduğu, birçok işletmenin bulunduğu bir alandır. Hemen işte sağında gördüğümüz, o dönemdeki günümüzde de varlığını sürdüren Saatli Kule'yi yer alıyoruz. Hemen onun yanında Şeyh Camii minaresi gözükmekte. Evet, ve burada gördüğümüz bu etkinlik de Cumhuriyetimizin birinci yıl dönüm kutlamaları. 29 Ekim 1924 tarihinde çekilmiş olan bir fotoğraf. Fotoğrafın çekildiği yer Konakaltı Meydanı. Bugünkü Muğla Büyükşehir Belediye Binası'nın ön tarafı, yani kuzey tarafı. Orada çekilmiş, alanda çekilmiş olan bir fotoğraf.
Kuzey kısmında da yine az önce belirttiğimiz Konakaltı hanı yer almakta. Evet, yine bu gördüğümüz fotoğrafta tarihi bir fotoğraf. 1936'da Muğla'mıza gelen Vali Recai Güreli'nin onun döneminde yapına başlanan bugünkü Atatürk heykelinin temel atma töreni sırasında çekilmiş olan fotoğraf. Ve şapkalı kişi, başta dikilen şapkalı kişi Muğla Valisi Recai Güreli'dir. Ve hemen onun yanında sol tarafında yer alan kişi de müteahhit Sait Bilginer'dir. Evet, az önce dile getirdiğim gibi 1936 yılında yapımına başlanan ve toplam işte 4 dönümlük bir alan üzerinde yapımı planlanan Muğla Valilik Binası inşaatı. Bu inşaat 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden dolayı yarım kalır. 1943 yılında dönemin valisi İbrahim Ethem Akıncı'nın artık girişimleri sonucunda ödenek çıkar ve inşaat 1947'lerde tamamlanır ve 1949 yılında valilik binası buraya taşınır. Evet, Muğla'nın güneyinde, evet Muğla'nın güneyinde bir yalnız yapı. Bu yapı 1928 yılında yapımına başlanmış, 1930'da bitirilmiş Muğla Vali Konağı'dır. Tabii bu gördüğümüz alanlar tamamen mezarlık olduğu için bu mezarlıklarda yer alan kemiklerin hepsi Hamursuz Dağı'nın dibinde yaptırılan mezarlığa taşınmıştır. Ve valilik binası Macar ustalar tarafından yaptırılıyor. Tabii bu binanın bulunduğu kısım, alan Şahapların bahçesi ve burası bugünkü şeyde yaylada Ahisanan Vakfı'na ait araziyi onlara verilerek takas ediliyor ve bunun sonucunda inşaatı başlanıyor. Ve dikkat çeken ayrıntı tamamen boş. Az önce de dile getirdiğim gibi Kurşunlu Camii'nin altı boştu. Burası da Kurşunlu Camii'nin altında yapılmış olan ilk bina olarak, resmi bina olarak göze çarpmakta. Değerli Muğla'lı hemşerilerim, değerli Muğla TV izleyicileri, ikinci bölümü burada bitirmiş olduk. Daha ilerleyen zamanda daha başka bölümlerde buluşmak dileğiyle hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.